Ağlıyor mu kız? Ağladın mı? Teyze. Niye ağlıyorsun? Ağlama. Çok şükür iyi yanımızda. Utandığımdan ben geçemiyorum. Allah'ım sen de selam. İşte bu kamera şu an o dediğim telefonun kamerası. Bence gayet net çıkıyor. Daha doğrusu ben net çıkıyorum. Bugün günlerden neydi? Günleri unuttum. Telefona bir bakayım. Bu arada size telefonumu da göstereyim. Kırık yerine. Gözüküyor mu? Arka kameradan gösteririm. Bugün günlerden çarşambaymış. Ben böyle pazar gibi falan tahmin ediyordum. Ve ayın da 21 mi 22'si miydi? Açılmıyor. Açacağım tabii ki de. Ha 22'si. Gecesinde deprem olmuştu. Neredeyse 3. hafta, yani 3. haftadayız neredeyse değil. Çok çabuk geçti. Daha 3 günmüş gibi mesela. İlk gün Ahmet dayıgıyla gittiğimiz gün, bir de buraya geldiğimiz günmüş gibi. Hani 3 gün yaşamışız gibi hissediyorum. Öyle. Hava Allah'tan son 2 haftadır güneşli. Yağmurlu ve soğuk havalar elbet gelecek. Çünkü bizim buranın Mart'ı, Şubat'ı hiç belli olmuyor. Çünkü benim düğünüm 18 Mart'taydı. Mart'ın sonuydu neredeyse ve kar yağmıştı dağlara. O yüzden soğuğunu çok çekmiştik burada. Bakalım nasıl geçecek daha sonraki günler. Yine ben sizi büyük ihtimalle bu kameradan da açacağım ara ara. Eşim zaten yanımda olursa eğer bu süreçten sonra, hani eğer bu yardım dağıtma işlemleri bitince yanımda olursa, ben artık hep bu kameradan videolar çekmeye çalışırım. Çünkü bu kamera gerçekten daha net gözüküyor gibi. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Telefonum tam olarak ismini, hatta linkini bile aşağıya bırakabilirim isterseniz. Bu arada arka kamerası gayet iyi. Şu an mesela yani benim gördüğüm resmen yansıtıyor gibi diyebilirim. Telefonun kırıklıklarını gösterecektim size. Gördüğünüz gibi şurada, tam şurada kameranın yanında bir kırıklık var ve böyle çatlak gözüküyor. Zaten hep buralardan da kötüydü. Şu tuş mesela çalışmıyor. Gördüğünüz gibi basıyorum. Parmak iziyle açabiliyorum telefonumu. O zaman ilk çıktığı zamandı. Ve böyle iki renkli. Bir tarafı mor, bir tarafı yansıtmalı yani. Bir tarafı mor, bir tarafı mavi. Bu mor olan taraf, diğeri de mavi. O zamandan beri çok şükür hiçbir bozulması olmadı. Hani telefonu kendi içeriğinden kaynaklanan, hep böyle yüzeysel, benim telefonu düşürmemden kaynaklanan arızalar yaşadım. Bunun kamerası da çok iyiydi. Hani ben çok memnundum. Şöyle gösterirsem. 256 GB 48 megapikseldi. Şu anki telefonda 128 GB ve 108 megapiksel ayrıyetten bir özellik kamerası var. Öyle. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Bunu da büyük ihtimalle tamir ettirip satarım diye düşünüyorum. İkisi bir aynı kafeste şu anda. Arada konuşuyorlar ama böyle çok yakınlık göremiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bir de yeni kafes almayı planlıyorum. Çünkü bu hem eski bir kafes, hem de böyle ayaklı bir kafes olsun istiyorum. Altına böyle sehpa koyayım istiyorum. Arayışlarım devam ediyor. Ablam da şimdi kahve yapıyor bize. Elektrik olmadığı için cezvede yapıyor. Onu bekliyorum ben de. Bir yandan da YouTube izleyebilirim. Ve elektrik geldi. Ben de makineye hemen çamaşır attım, beyazları. Senin şansına girl. Ellerine sağlık girl. Yok, şansına diyorum, elektrik bittikten sonra geldi. Şansın yok, ne yapayım? Olsun. Ben varım. İyi şansına boşver. Büyük şansın. Telefon hayırlı olsun. Evet, çok iyi çekiyor bak.
Aşırı ne iyi. Onun markası mı? Redmi 11 Pro Max mi? Aa, 11 Pro mu öyle bir şey? Güzel. Güle güle. Amin. İnşallah. Getiren vesile olan kaza bela görmesin. Amin. Ekmeği böyle sardık. Böyle sarınca yumuşak kalıyor arkadaşlar. Poşetten hariç bir de böyle sofraya sarmak iyi oluyor. Bismillah. Bu benim ilk fincanım. Bunu eşimin dayısı Ali'ye almıştı. Biz nişanlıyken böyle hediye olarak almışlardı. Bahçenize atak. Hey, biz de öyle yaparız inşallah. Nasılsın güzellik? İyiyim. Sen bizi mi özledin? Kuş nerede? Benim evde. Kanaryam. İsmi ne? Şükrü. Efendim abla. Ne yapayım? Evdeyim. Oturuyorum. Çamaşır bekliyorum. Çamaşır serdim. Makineye attım. Ha canım, iş yapıyorsun. He, onu bekliyorum. Yok. Annem nasıl, iyi mi? Ne yapıyor? Annem iyi. Kaynanam girdi. Aradım, açmıyor telefonu. Şey, sarma şey sarıyorlar. Oldu. Yok, sarma sarıyorlar. Ha, ondan. İyi, ellerine sağlık. Kolay gelsin. Sağ ol bebeğim. Sen ne yapıyorsun? Açmayınca ben de merak ettim abla. Merak etme, yok, iyiyiz çok şükür. İşteyim ben, ne yapayım, iyiyim. Sizi düşünüyorum, aklım sizde. Olmaz mı? Öyle bir tane, ne yapayım işte. Aa, çok şükür ya, iyiyiz. Elif gibi düşünüyorum, sizi düşünmüyorum. Hı. Öyle ablam ya. Elif'le konuşuyor musun sürekli? He, konuşuyorum, iyiler. Elinden ne gelirse onu yapıyor. Hadi öpüyorum seni, ben işte. Ben de seni... Beğendin mi saçımı? Bence de çok güzel oldu. Güle güle kullan. Toprakları ağır olduğu için sallanmadılar daha, çok şükür. Küçük. O da sallanmadı. Şu. O da aralarında ya. O yüzden etkilenmemiş olabilir. Peki bunlar ışkınlamıyor mu? Işkınlıyorlar bak. Burada hep kenarlarında bebek yapraklar var. Kuruyan da var bu şekilde. Bizde de var çıkan. Ne var? Kaktüs mü? Kaktüs de var. Hmm. Çiçekten de var. Bu da ışıklandı. Evet. Sence hangisi en güzel bunların arasında? Şu ortadaki. Hmm. Beş küçük. Kaktüs. Evet. Hı-hı. Bunun çiçekleri oluyor biliyor musun? Bir ay sonra falan böyle beyaz beyaz çiçekleri var. Hatta dışarıda bir tane açmış çiçekli var. Balkonda. Gel bakalım. Hadi bakalım. Telefonumu da alayım. Aa. Çok güzel değil mi? Çok güzel mi? Evet. Büşra bunu arkadaşı aldı. Getirdi ya, daha doğrusu. Şimdi kakaolu süt yapacağım İclal ve ablama. Kendime de belki muzlu süt yaparım.
Vardı ben telefon eşime hediye dedim ya. Biraz orayı açayım isterseniz. Kim tarafından hediye geldiğini. Hani normalde söyleyemem doğru olur mu bilmiyorum ama. Biliyorsunuz ki ben... Ay satarım. Tabii ki de bunu da yiyelim. Söylemek istediğim. Eşime telefon şu şekilde geldi. Bizim şu an zaten telefon olacak kadar bir tutar birikimimiz yoktu. Bir de ona ayıracak paramız da yoktu. Deprem günü benim eşimin telefonu da zaten kırıktı. Deprem günü elinden düştü. Zaten yağmurluydu hava. Ekran tamamen gitti. Sadece pembe ekran ve çok kesik kesik gösteriyordu. Eşim yardımda bulunduğu için sürekli insanlarla muhatap halinde. Birisi gelmiş demiş hani sen bu telefona nasıl yapabiliyorsun bu işleri? Hani arama vesaire. Çünkü telefonu yoğun. Demiş ben sana hani telefon almak istiyorum. Eşim de yok demiş. O da böyle isim vermek istemediğim için belki rahatsız olurlar diye söylemiyorum. Mustafa bunu tamamen unutmuş eşim. Daha sonra yine bir telefon gelmiş. Bu yine hani yardım için arandığını düşünüyor eşim. Derken demiş telefon alma ben aldım yolluyorum. Ya da işte hani parasını yolluyum sen al. Ne istersen onu al demiş. Sonra o şekilde eşim de bu telefonu buluyor ve bunu satın alıyor. Yani bir nevi hediye. Hani bir nevi değil tamamen hediye bu arada. Öyle Allah razı olsun. Hani iyilik yapan iyilik bulur diyorlar ya boşa demiyorlar gerçekten. Bunu tamir ettirip birisine hediye etmeyi düşünüyor. Bu süreç içerisinde de benim bu telefonu kullanacağım. Azıcık hazır. Saçların çok güzel oldu. Yağlamış mı? İçiyor. Ben içmeyeceğim. Sütü var ama yapmak istemedim. Kahve içtim ben çok iyi günlerinde. O yüzden. Bak oradasın. Seni çok seviyorum ben. Senin gibi bir çocuğum olsun isterdim. Sana benzesin. Benim çocuğum olursa seninle arkadaş olur musun? Hı. Aferin sana. Abla bile olursun hatta. Çünkü sen ondan bayağı büyük olursun. Ay ben olmak istemiyorum. Abla mı olmak istiyorsun? Tamam. Abla dersi dedirtirsin o zaman. O zaman gidelim. Kahveler hazır. Kahve diyorum. Sütler hazır.
Sen çıkamaz mısın yaya? Çıkamam. Ya ben de ondan söyledim. Ben çıkamam. Ağaçları da görmüyorum. Git aşağısına. Dikkatini çektim. Ooo.